İçişleri Bakanlığı'nın 2021 yılını AFET eğitim yılı olarak ilan etmesi üzerine harekete geçen Adıyaman Valiliğine bağlı İl AFET ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri Alitaşı Mahallesi'ne gelerek burada bulunan ikamet kapılarını tek tek çaldı. Geldik de 2021 yılı AFET yılı seçilmiş de broşürler atıyoruz da. Takmıyorlar değil mi? Hayırlı yıllar yapıyoruz. Muhtemelen. Efendim ben de üniversiteyi günler. Biz AFET'ten geldik de 2021 yılı AFET yılı seçilmiş broşürler atıyoruz. Efendim hayırlı yıllar yapıyoruz. AFAD ekipleri burada bulunan ikamet sakinlerini afetlerle ilgili bilgilendirmede bulundu. 2021 yılı AFET yılı seçilmiş. Sizlere broşür dağıtıyoruz. Olduğu için. AFAD'dan geldik. Ailenizle birlikte olsun. AFAD ekipleri aynı zamanda ikamet sakinlerine afetlerle ilgili bilgilerin yer aldığı bilgilendirme broşürleri takdim etti. Bilgilendirme broşürleri dağıtıyoruz. Tamam. Size iyi bakın. Çok sağ olun. Vatandaşlar bilgilendirmelerin oldukça anlamlı olduğunu ve AFAD ekipleri başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ettiklerini vurguladı. Arkadaşlarımızın öncelikle sağlığını isterim. Allah tezahürden bu COVID salgını ülkemizden def etsin. Bizi çeşitli afetlere karşı Allah-u Teala bizi korusun. Güzel yani halkımızı bilgilendirmek amacıyla güzel oluyor yani. Beğendiniz. Beğendim tabii ki. Okuyacağız. Tabii tabii okuyacağız yani. Güzel bir anlamlı bir broşür, çalışma. Teşekkür ederiz. AFAD görevlilerinden Murat Sağlamcan, vatandaşları afet konusunda bilgilendirdiklerini söyledi. 2021 yılı İçişleri Bakanlığımızın talimatı üzerine afet farkındalık yılı ilan edildi. Bizler Adıyaman İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personelleri olarak mahalle mahalle, kapı kapı dolaşıp elimizde öncelikle depremle ilgili deprem anı, deprem sonrası, deprem öncesi yapılması gerekenler halkımıza bilgilendirme amacıyla broşürleri dağıtıyoruz. Bundan dolayı çalışmalarımız sürekli devam ediyor.